Metropolitan Sanat Müzesi'nin Japon galerisindeyiz ve ufak bir kaseye bakıyoruz. Bu biraz şaşırtıcı bir durum çünkü Japon, Çin, Kore işi seramik deyince normalde aklıma inanılmaz ince, güzel porselen örnekleri ve mükemmel geometri geliyor. Bu kase için ise durum hiç öyle değil. 17. yüzyılın ilk zamanlarından kalma bir Oribe kasesine bakıyoruz. Şekli çok düzensiz. Dış yüzeyi inişli çıkışlı. Yuvarlak biçim birçok açıdan tahrif edilmiş. Ayrıca hem yüzeyde hem iç kısımlarda çeşitli motifler var. Bu sert bir seramik parçası. Yere düşse kırılır. Ama çok organikmiş, bükülebilirmiş gibi bir havası var. Sanki hala oluşturulma sürecinde. Çömlekçiler malzemeyle oynarken ortaya çıkan bir şekil gibi. Kase dövülebilir haldeyken çömlekçi, normal yuvarlak bir kasenin şeklini bozmuş ve bu girinti çıkıntıları oluşturmuş. O yüzden kusursuz biçimin kasten bozulması söz konusu. Buna takunya şekli deniyor. 17. yüzyılın başlarında baskın olan wabi denen estetik biçime atıfla. Wabi, basit ve yalın olan demek. Süspüs olmadan, zanaat uygulanmadan güzel olan obje demek. Bir bakıma bu yalan çünkü bu kase bir zamanlar kusursuzdu. O yüzden bunu yapacak becerinin olmaması, becerinin olduğu durumdan üstün geliyor. Bu wabi fikri burada bir paradoks yaratıyor. Zira yalın olan, estetik olandan daha estetik. Kaseyi yaratan becerinin, beceri olmadan güzellik etkisini yaratması. Zanaatsiz zanaat gibi. Bilmem anlatabildim mi? Bu paradoks özellikle 17. yüzyılın başlarında yani bu kase yapıldığında çok göze batmış olmalı. Çünkü kase geleneksel olarak çok işlenmiş ve estetik olan, çay seremonisinde kullanılan objelerle tezatlık içinde. Bu gibi objeler çay seremonisinde kullanılmaya başlandığında bunu devrim olarak düşünebiliriz. Oribe seramikleri Japon seramik kültüründe bir devrim yarattı. Oribe ismi, 16. yüzyıl sonlarında Japonya'da yaşamış olan savaş ağası ve çay ustası Furuta Oribe'den geliyor. Bir savaş ağasının çay seremonisiyle ilişkilendirilmesi garip gelebilir ama durum aynen buydu. Kasenin içinde klasik çiçek şekillerini ve Japon kayısısı biçimlerini görüyoruz. Japon kayısısı edebiyatla ilişkili ve faniliği temsil ediyor. Mükemmel biçimli Japon kayısısı sadece kısa bir süreliğine yaşar. Bu motifleri yakından gören kase sahibi için Japon kayısısı şekilleri klasik Japon şiirine gönderme yapardı. Geometrik desenlerle birlikte ele alındığında bu motifler çok keyifli bir görsel zıtlık oluştururdu. Buna paralel olarak şiirsel yanılsamalar da vardı. İşte tüm bu sebeplerle çay seremonisine katılanlar süreçten büyük keyif alırdı. Tüm karmaşıklığı, kusurluluğu, neredeyse kabaca işlenmiş yüzeyiyle bu objeye bakmak çok ilginç. Elimde tutsaydım bu hisleri daha doygun yaşardım. Pürüzsüz, cilalı yüzeyle alttaki kilden tabakanın zıtlık oluşturduğunu hayal edebiliyorum. Wabi, sabi denen daha geniş bir kavramın parçası olarak düşünülebilir. Sabi, Japonca'da sabu fiilinden geliyor. Yani solmak, kurumak vesaire. Ama aynı zamanda yalnız anlamındaki sabishi sıfatıyla ilgili gibi de bunu düşünebiliriz. Yani kısacası sabi ya da sabi, yalın, izole olan demek. Bu sebeple Metropolitan Sanat Müzesi'nin bu kaseyi tek başına yalın, olanca kusurluluğuyla ve güzelliğiyle diğer objelerden ayrı bir rafta sergilemesi belki de yerinde olmuştur. Bu tip bir kaseyi elinizde tutup çevirdiğinizde farklı görünümler ortaya çıkar. Farklı estetik çözümler tek bir zengin objede vücut bulur.